Sen üşüyor musun? Ben hep üşüyorum bu arada. Tam benim şeyimi. İçinde ne var? Hiçbir şey. Erkek adam atlet mi giyer? Erkek adam atlet mi giyer? Göklerde kartal gibiydin. Ya, hep takıyor ya Çağrı, çok beğeniyorum ben onu. Benim ballı farem. Ballı fare mi? Göklerde kartal gibiydin. Arkadaşlar, Nietzsche'nin bir lafı vardır, bilir misiniz? Etme cahille muhabbet, küstürürsün, silme cam kırığıyla götünü kesir, neydi? Ahlakın estetik kuralları vardır diyor. Oraya bir kedi girseydi, Quaresma gibi travele çekecek miydiniz lan kediye, ha çakal? Oraya bir kedi girseydi, gerçekten uçan tekme atacak mıydınız kediye, ha? Ona bir... Farelere çok üzülüyorum ya. Fareler de vardır demek istiyorum, bu konuyu kapatıyorum anlık. Farelere çok üzülüyorum usta ya. Bu işin arkasında bile volkan kolak olabilir, biliyor musun ballı farem? Su versen. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aşk oyum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aşk oyum. Merhabalar, siz nasılsınız? Aşk oyum. Nasıl? Ya baba şaka bir dur ya. Baba bunları nereden topladınız, getirdiniz ya? Düşünsene, akraba ziyaretinde böyle bir diyalog geçiyor. Orada da. Yeğenim hoş geldin. Nasılsınız? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Aşk oyum Mahmutcu. Daha çok şey yap. Eskiden ablamlar. Ne kadar? Vallahi ablalar ya. Akşam 6'da eve girmesi lazımdı. Ayıp sokakta dolaşmak Almanya'da ya. Tabii arkadaşlar, Almanya'da saat mesela akşam 18.01'de eve girenlere ne diyorlar biliyor musun? Das ist Kaschmer. Das ist Kaschmer. Kaschmer diyorlar yani. 18.01'den sonra adın çıkıyor arkadaşlar Almanya'da. Orada Türkler görüştü mü? Öyle bir şey yok, öyle bir görüşmek. Şaka yapmıyorum, ben ciddiyim bu arada. Tabii orada Türkler görüşmüyorlar arkadaşlar. Onlar böyle bir tane arka sokaklardaki Ali'nin 8x pompalı tüfeği gibi arkadaşlar çatıya çıkıp öyle izliyorlar birbirini. Görüşmek yasak. 18.01'de girdiği zaman daha siz kaçma. Nişan hemen. Hemen nişan ki. Tabii görüştüğün anda nişan. Adı konulsun, kızın adı çıkmasın diye. Kızın adı çıkmasın arkadaşlar. Yani bir kızla bir bayanla, daha doğrusu kadınla demeyelim. Bir bayanla bir erkeğin arkadaş olması yasak. Ablamlar yani 81'li, 83'lü falan. 81'li, 83'lü. Hala yaşanıyor orada ya bu. Bu geleneği devam ettiriyor musunuz abla? Çok. Bu geleneği kesin bir noktada. Da yaşlı değiller. Yani annem yaşlı. Gerçi annem de. Ne oluyor ben? Bir taraftayım ya da ben Ne oluyor lan? Burada ne oluyor lan? Yapıcı bir adamım ya da ben Arkadaşlar harbiden ilişki dediğin şöyle olur, biliyor musun? Bak, Kur'an nimet çapsa ilişki budur mesela ya. Bak tık. Yapıcı bir adam değil. Tık. İlişki budur. Kur'an nimet çapsın bak. Sıfır gerçekten mutsuzluk. Sıfır kaos, sıfır toksiklik. İlişkide budur. O değil dostu, siz Pala'nın evinin basıldığı videoyu bilir misiniz arkadaşlar? Ben niye biliyorum onu da bilmiyorum ama. Tamam hadi gel lan, gel. Bekliyorum, hadi gel. Aman adamın götür. Bak adama gel diyor. Adam geliyor harbiden. Adama adres veriyor, gel diyor, herif geliyor bak. Bacısını siktik. Bacı. Açık lan! Herif evi bastı, polisi arıyor. Bak iyi dinle. Atilla Mahallesi, Atilla Mahallesi, 466 sokak. 466 sokak. Arkadaki bağıran çok iyi. Unutmayın lan be! 466 sokak. Same vibe. Olur gibi. Olur gibi. Bu arada buradan Henry Cavill'a da selamlar arkadaşlar. Esenyurt taraflarında arkadaşlar beni Henry Cavill'a benzetiyorlar, biliyor musun? Henry Cavill Tamer derler bana, biliyor musunuz arkadaşlar? Benzetiyorlar ha şey tarafında. Esenyurt'ta A101'de falan böyle kasiyer arkadaşlarım var benim. Hepsi benzetiyorlar yani. Hani Henry Tamer, Henry Tamer diye bağırdıkları zaman ben çıkıyorum direkt meydana. Ahmet, burası çok özel bir alan. Hiç keyfim yok. Sibel ne haber? Gel İyiyim, otur kanka. Böyle bir oda. Mahremiyet geç. Ortamında oturmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum kimse... canım. Mahremiyet geç. Mahremiyetlendin şu anda ya. Ortamında otur. La mahrema. Kendinden başka iki kadın yarışmacıya oy vermelisin. Evet, bir dakika. Kim yazdı? Haftalardır favorim sensin Yaroş. Yaroş. Ay bu neyin yani? Nereden türetti bunu? Yarrandan mı? Ebola bir şarkı gelir ya. Gir baba.
Ben dayanamam. Niye? Ben senin üzerine gelirim ama insanlar senin üzerine geldi, ben üzülürüm anlıyor musun? Ya öyle mi diyor ha? Yaptım tamam. Öyle mi oğlum, bir daha yap bakayım onu. Çok çünkü birazcık kolpe bir oyunculuk oldu. Bir daha baştan çekelim onu. İnsanlar senin üzerine geldi, ben üzülürüm anlıyor musun? Anlıyor musun? Ondan sonra 3 saniye uzatmayacağız yani onu. 1,5 saniye yaparsak daha gerçekçi olacak. Bak tekrar son kez alıyoruz. Son bir daha alalım. Gelirim. Son. Ama. Please bro cancel. İnsanlar senin üzerine geldi, ben üzülürüm anlıyor musun? Yaptım. Onu yanlış yapıyorsun işte. İnsanlar üzerine geldi, ben yaparsan olmaz. Bir saniye de geri çekeceksin ağzını hemen. Alırım. Tamam. Orada birazcık gerçeklikten çıkıyorsun. Hiç Nuri Bilge Ceylan filmlerinin kamera arkasını izlemedin mi? Ama bu saatten sonra... Gerçekçi oyunculuk. Sonra yapma. Please bro. Yapmayacağım bak. Dancer. I am princess. Ama bir prensse ihtiyacım yok. Ya Allah çarpsın, yok hakikaten. Hakikaten yok ya. Tamam yapacağız abla, sana edit. Evet, ağız açmalı, kalça çıkarmalı yürüyüşünü yap abla. Ben de yapayım arkadaşlar. Aynı yürüyüşü benim de yapmam gerekiyor şu anda. Tek kağıda yazdım. İkisini birbirinden ayırmak istemiyorum çünkü. Ayarlamadı ya falan. Neydi peki? Curling. Curling mi? Curling ne lan? Gözüktüğü gibi kolay bir şey değil bu arada, o izlendiği kadar. Yaptın mı? Yaptım, nerede oynadım. Ne? Curling? Ne? Nerede oynadın lan curling? Nerede oynadın? Halı sahada. İstanbul'da sahası bile yok onun. İstanbul'da oynamadım, internet üzerinden. İnternet üzerinden? Nerede? Kraloyun.com'da mı oynadın? İnternet üzerinde curling oynamak ne lan? Akşama kadar ben de FIFA oynuyorum. Şey, lisanslı futbolcu muyum ben? Ha? Arda Turan mıyım ben? Ha? Ebru Gündeş'in karşısında böyle... Yaptım yanlışlık. Böyle oturuyor muyum ben? Ha? Vallahi billahi. VR gözlüklerle oynadım hatta, biliyor musun? VR gözlüklerle oynadıysan tamam usta mesela. Şöyle. Ya baba, ben VR gözlüklerle neler yapıyorum şimdi burada, açıklattırma ya. VR gözlükle her yapılan şeyi gerçekten yapılmış olarak sayarsak oho. Eski yaptığım spor neydi? Profesyonel oynadığım. Bir şey söyleyeyim mi? Seni voleybolcu olarak hayal ettim ve çok güzel olurdu. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. Beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım, bakayım. Aa, Vakıf Bank'tan Fatma. Blank. Blank birden voleybolcu oldun. Ha? Ha, egon oldun birden, egonu. Neydi peki? Curling. Curling mi? Curling ne lan? Göklerde kartal gibiydim. Allah kahretmesin, chatte biri elinin curling yazmış. Chatte biri elinin curling yazmış. Engellendin koçum. Hemen engellendin. Hemen engellendin koçum. Onur ne güzel çıktın o merdivenler öyle ya. Onur vallahi bile GTA'daki CJ gibi yürüyorsun aynı ya. Baba vallahi bile yapayım mı arkadaşlar ben de aynı yürüyüşü? Ha? Yapayım mı? Direkt vücut sırttan bir sallanma yapmadı mı usta? Ha? Biraz güç istiyorum yanımda. Hani sende o güç var mı? Baba bende o güç var mı bilmiyorum da. Sende gerçekten vallahi pergel götü gibi bir babacak var maşallah, anasını satayım, nasıl açtın onu ya? Çemiş gezek yaylası gibi yaymışsın onu ya üstad, he? Ekinler baş verdi galiba, o nedir öyle ya? Dışarıda da kırıldığı için. Chatte biri gene kalktı yazmış. Tamam bravo sana. Bu ne şimdi? Günaydın diyorum Allah'ın selamı. Ne oldu ya? Bir şey söyle. Evet, günaydın da Allah'ın selamıdır bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz. Good morning, Allah'ın selamı. Ne oldu? Allah'ın selamı. Selam. Ne var, selamın önü mü dedi, ne dedi? Ah, olmaz. Selamun aleyküm, Allah'ın selamı. Dur da yani şimdi selam. Onu da yani. Olmaz, peçe dedim. Bizzat senin selamın gibi geldi bana. Hello. Hello. Hello, Allah'ın selamı. Hi. Hi bitches. Oğlum günaydın. Ne kadar uyumlu olmuşsunuz lan. Lan mı? Günaydın. Konuşmuyordu. Konuşmuyoruz da mı artık? Ekran donmuş. Dondu. Donmadı oğlum, ne donmuş? Göz kırpsana, çağrı korkutuyorsun. Nefes alıp veriyor. Kur'an nimet çarpsın. İlişkilerde hakikaten yani takınılması gereken tavırlardan bir tanesi de şudur, biliyor musun arkadaşlar? İlişkiye gir arkadaşlar, biriyle ilişkiye başla, ondan sonra don. Oğlum harbi oyuncu lan bu çocuk, baksana onu. Mükemmel oyunculuk ya. Aa, yuh. Bugün de başkasının yerine utandık. Ya çağırın benim ya. Günaydın. Günaydınlar. Ne haber? Teşekkürler, sen nasılsın?
Allah'ın kalsın. İyi günler. Muhabbette budur mesela ya. Adam olanı çok bile anasatım ya. Ha? Ne haber? Sohbette budur mesela ya. Yeterli. Tanısın. Allah'ın kalsın. Allah'ın iyilik versin. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Muhabbette ilişkide budur usta. Oğlum bu gece birine vermezsem anamı siksinler. Bu konuşmayı arkadaşlar travesti Serenay da yapmamış mıydı? Bu gece lan bu gece. O gece bu gece. Travesti Serenay'ın yaptığı konuşma değil mi arkadaşlar bu? Bu saatten sonra... Bu saatten sonra... sıçıyorum. Safmışım ya ben. Cidden Öykü Hanım yani. Öyle hissediyorum. Bir aldatıldım ya. Ya şu anda vallahi çok özür dilerim gerçekten ya. Tuğçem benim ama bu şarkı gerçekten mecbur sana gelmek zorunda ya. Çok buna bir isim koyalım arkadaşlar. Ne koyalım buna? He? Mukutay. Çok değişik isimler vardır. Mukusiye. Sümbur. Balçık. Selcan. Sümrak başka da var. Bubblegum. Tavuk yiyorsun, tavuk yiyorsun. Senin Allah belanı vermesin. Yani ne yapıyorsun gerçekten? Günde 3 öğün tavuk göğsü mü yoksa şey yapıyorsun sen ya? Ya bir dur. Anında daha oraya koyar koymaz ne ara anasını satayım çözdün onun tavuk göğsü olduğunu lan. Tavuk göğsü, tavuk göğsü. Ya bir dursaydın, dokunsaydın. Bir insan bu kadar profesyonel tavuk göğsü olamaz bence ya. Seni yapmayacağım tabii. Ha, baktın mı? Bakmadım da. Deve dikeni büllük taşra gibi bir de sallıyordu kurban olacağım ya. Tabu diye bir mekana gitmişsin. Tabu mu? Mekanı stalkladım. Mekanı stalklamak. Yaptınız mı arkadaşlar? Daha önce hiçbir yere stalklamışlığınız var mıdır arkadaşlar? Ha? Tavsiyemdir yani. Tavsiyem yani. Tavsiyem. Buldu mu bir şey? Artık orası senin için tabu değil. Tabut. Melodimle kalkı dansa ritmim ile giriyoruz törbülansa yeni DNA rapi bile geri balansa yeni disco biz değil toz dumansa yeni DNA yes. Kale alıp al... Bu ne yapıyor lan? Olay. Kale ne? Alıp almamak oo. Değil. Ben her zaman dedim ki ben bilmiyorumdur. Belki bende sıkıntı vardır çoğu konuda ama... O ne lan öyle? Almamak değil. Ben her zaman dedim ki ben bilmiyorumdur. Belki bende... Ruj böyle mi sürülüyor arkadaşlar? Ha? Ruj böyle mi sürülüyor arkadaşlar? Gerçekten öyle bir şey var mı? Bilmiyorumdur. Belki... Dudak büyükse sürülür. Bununki büyük. Bende sıkıntı vardır çoğu... Bununki büyük usta. O konuda ama... O zaman okey tamam. Ben... Ruj'da da bir enteresanlık var sanki ya. Şuraya şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar... Bir enteresanlık var böyle bir biraz dikkatli baktığımız zaman Hasan abiye benziyormuş. Cansel ne yapıyor arkadaşlar arkada? Bir dakika dur bir saniye. Cansel izle. Ağız ne öyle? Tamam. Aa 2018 solucan dansı. Ne yapıyor ya? Ağızlı. Baba bak. Baba. Şaka mı dur lan bu? Niye öyle? Niye öyle? Elif niye geç girdin? Elif niye geç girdin? Merak. Çok geç oldu. Çorabım yırtıldı girerken. Dur. Yok. Ya iyi gibiydim. Kötü oldum bir an. Ben... Ya lan Sedat senin de mi çorabın yırtıldı? İnşallah öyle bir şey yaşanmamıştır usta. Sakın detay verme. Bir problem var denildi. Anladın mı? Yo kıyafetimle alakalı durum çorabım yırtıldı işte. Ten çorap hani çok hassas bir şey ya. Evet, ben bundan sonra böyle bir şey duymak istemiyorum tamam mı? Nasıl bir şey? Çorap yırtılması mı? Olsun ben duymak istemiyorum böyle bir şey. Ama bu insani bir şey ya. Bu çorabi bir şey ya. Yani kim yine. Söyledi onu? Telsizden duydum. Telsiz mi? Yok benim anlamadım hani burada herhangi bir yarışmacının çorabının yırtılması... Çorabı mı? Telsizden niye geçiyor? Telsizde niye konuşuluyor bu? Yırtılmasın bir daha. 45-55 Hasan abi 45-55. Evet Doğukan dinliyorum 45-55. Saadettin'in beyaz altlık çorabı yırtıldı. Saadettin'in beyaz altlık çorabı yırtıldı. Stop tamam. Anlaşıldı merkez tamam. Arkadaş... Nasıl böyle bir muhabbet mi? Kışk kışk
çekmiyor. Evet çorap yırtıldı da. Mayday mayday. Çorap yırtıldı Mayıs günü Mayıs günü. Arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen iste kısmetse olik. Sen yeter ki sev kısmetse olik.